Tere de atalım. Turşu da atalım. Şalgam da atalım. Bayanlar baylar, sevgili çocuklar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ya benden ısrarla belki şu evde kalmış olduğumuz süre boyunca en çok istenen tarif tantuniydi. Dediniz ki tantuni yap. Özellikle Instagram'dan çok fazla mesaj geldi. YouTube'a da birkaç tane yorum yazmıştınız ama Instagram'dan acayip mesaj geldi. İlla tantuni yap, tantuni yap, tantuni yap. Şimdi daha önceden bir et tantuni tarifimiz vardı. Onu yaptık. Onunla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Bu sefer dedim ki ne yapabiliriz? Tavuk tantuni yapalım. O yüzden mutfağa geçtik. İşimiz olmadığı süre boyunca dışarıya çıkmıyoruz. Çıkmayacağız. O yüzden ne yaptık? Bak. Sabah kalktım. Kahvaltıdan sonra mis gibi, bunun ucunu yemiştim, onu görmeyin. Mis gibi bazlama yaptım, gördünüz mü? Buna bazlama diyorlar. Biz burada bazlama diyoruz genelde. Aslında bazlamayı kalın olarak bilinir. Efendim, tostçularda bazlama tost muhabbeti yapılır ya. Genelde bazlama ekmeğini kalın bir ekmek olarak biliriz ama bizde buna bazlama deniyor. Bunun böyle içine peynir, patates ya da kaşar koyup sıktığınız zaman da, yani dürüm şekline getirdiğiniz zaman da sıkma oluyor. Onun tarifini de vereceğiz. Onu da istiyorsunuz. Geçen bir soğan kavururken video attım. Instagram'a yırttınız abi, tarif tarif tarif. Geldik tavuğa. Tavuğumuzu yıkadık. Ben göğüs kullanmayacağım. But kullanacağım. But vardı buzlukta. O yüzden but kullanacağım. Bunları güzel yıkadım. Böyle içindeki şeyleri falan aldım. Fazlalıkları. Şöyle de bir iki kere üzerine vurdum. İçine ne koyacağım? Yine nane olmazsa olmaz dürümlerde benim en sevdiğim şey. Nane. Sumaklı soğan yaptım. Maydanozla beraber. Ve domates. Olay tam olarak budur. Başka bir şey yok bu işin. İlk önce ne yapacağız? İlk önce tavukları doğrayarak tarifimize başlıyoruz. Hamurumuzda un, tuz ve su var. Böyle incecik merdaneyle açmaya çalışıyoruz. Şekle çok takılmayın, bakın. Bunlar hani yuvarlak olmasa da yuvarlığa yakın şeyler. Zaten kendimize yapıyoruz. O yüzden böyle, yani şey olmasına gerek yok. Bakın, en azından mis gibi ev yapımı lavaş. Bak. Öyle açın gitsin. Şöyle vurabilirsiniz. Sonra tekrardan koy. Üzerine hafif onu atıyoruz. Ondan sonra açmaya devam ediyoruz. Böyle tavada çevirerek pişiriyoruz. Bakın, gördüğünüz gibi incecik. Diğeri de böyle elimde. Bununla da bu artık son hamur. Diğerlerini göstermek istiyorum. Bakın. Böyle bir şeyin içine koyduk. Sofranın içine. Açık koyuyoruz hamurlaşmasın diye. Sonra bunun üzerine örteceğiz. Bak, dumanlar çıkıyor hala üzerinden. Gördünüz mü? Mis gibi. Şimdi artık bunlar da tamam. Tavuk tantunimizi yapmaya başlayabiliriz. Şu tavuğumuzu alıyoruz. Bakın, şöyle yatırdık. Şuradan şöyle bir geçiyoruz bunu. Tamam mı? Sonra şu şekilde bunu böyle ince ince, şöyle bakın. Dikkat edin, elinizi kesmeyin. Ben alışık olduğum için hızlı hızlı yapıyorum ama bak, şimdi bir kere daha göstereceğim. Şöyle koyalım bunu. Bak, olabildiğince, ya olabildiğince değil mi de, ince kesin. Bakın şöyle, şöyle. Evet. Bakın. Şöyle göstereceğim, diğerlerini doğrayacağım. Bak. Gördünüz mü? Yani şu şekilde olması idealdir. Şimdi bunları, hepsini, bu tavukların hepsini bu şekilde doğrayıp tenceremin içine atıyorum. Şimdi üzerine su koyup bunları güzelce haşlayacağız. Yaklaşık 15-20 dakikada haşlanır bu. Zaten ince ince doğramıştık. O yüzden haşlanması çabuk olacak. Haşlanır haşlanmaz ocaktan alacağız. Şu an tam 10 dakika oldu. Bakın, 10 dakikada hazır. Dedim ya az önce, hani ince ince doğradık zaten diye. Ondan dolayı çabuk pişecek. Evet, 10 dakikada hazır. Şimdi bunun suyunu ayıracağım. Bunu pilavda veya çorbada kullanacağım. Onlar bir kalsın. Hemen ben bunu alıp geliyorum. Ayrılmayın. Görmüş olduğunuz gibi
suyunu süzdük. Bu şekilde aynı tencereye tekrardan koyduk. Şimdi bunu yanımıza alıyoruz ve ocağa geçiyoruz. Şöyle bir teflon tavam var. Bunu ocağa koydum, altını yaktım. Şuradaki tavuklarımdan hemen şöyle 2-3 kaşık olacak şekilde şöyle tavamın orta kısmına koyuyorum. Bu kadar yeter. Evet. Şöyle kalsın. Bittikçe takviye yapabiliriz. Herhangi bir sorun yok. O orada kalsın. Onunla ilgili bir herhangi bir sorunumuz yok. Şimdi tavamız ısınsın. Biraz böyle çevireceğim bunu. Ondan sonra zeytinyağını ekleyeceğim. Biraz daha ısınsın istiyorum. Artık sesler gelmeye başladı. Hemen şöyle zeytinyağımızı ekliyoruz. Normalde tantuniciler pamuk yağı kullanır. Biz evde olduğumuz için kendimize torpil geçtik. Zeytinyağıyla yapıyoruz. Şöyle bunu böyle güzelce kavuracağım. Biraz böyle çıtır çıtır olsun istiyorum. O yüzden bunu biraz kavuracağım. Hemen ardından pul biber ekleyeceğim. Pardon, toz biber ekleyeceğim. Şöyle kavuruyoruz. Hafiften de olsa bakın artık kızarmaya başladı. Rengi dönmeye başladı. Hemen bu aşamada toz biber atıyoruz. İsterseniz pul biber de atabilirsiniz. Size kalmış. Ben toz biber tercih ediyorum. Sonra böyle güzelce karıştırmaya devam ediyoruz. Zaten tavuklar haşlanmıştı. Buradaki amacımız biraz böyle dışını kızartmak. Şimdi şu tamam. Şunlar da bir bulaşsın. Evet, bakın şimdi burada ne yapacağız? Burada lavaşımız var ya, kendi yapmış olduğumuz. Böyle bastırıyoruz. Bak şimdi ne çıkacak ortaya. Oy oy oy, aman Allah'ım, o ne öyle ya? Bir dakika, bir daha bakacağım, dur. Dur vallahi bir daha bakacağım, bana bir şeyler oluyor. Aba şuna bak, şuna. Elin ayağın titremedi mi şimdi? Bak Allah rızası için söyle. Elin ayağın titremedi mi? Bak şunun güzelliğine. Evet, ekmeğimiz de ısındı. Hadi bunların hepsini birleştirelim. Tavamızı tezgahın üzerine koyduk. Ekmeğimiz sıcacık. Bak Allah rızası için bak şuna. Şunun güzelliğine bak. Bak hemen şöyle soğan salatasını yatırıyoruz. Yatır babam yatır. Şöyle yatıralım. Şuraya düşeni de al. Az bir şey domates. Çok tercih etmiyorum ben domatesi şeyde. Tantuni'de. Dönerde de sevmem mesela domatesi. Tabii nane. Dur bu naneyi en son atacağız, bir dakika. Karıştı. Hemen şuradaki tantunimizden şuraya koyalım. Tabii kaç tane yiyeceğim Allah bilir. Allah bilir. Şöyle koyduk mu? Yeter bu kadar. Çok da doldurmayak için ondan sonra torpil yaptın kendine diyorsunuz. Şuraya bir tane daha koyayım ya, az gibi duruyor. Tamam. Şimdi nane. Naneyi bol koyalım. Biliyorsunuz artık naneye olan aşkımı, sevgimi. Evet, şimdi geliyoruz. Şöyle tuttuk mu? Tuttuk. Şöyle yaptık mı? Yaptık, 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 yaptık. Evet, şöyle. Sonra bunu buraya getiriyoruz. Her şeyde de olduğu gibi, tantuncide de olduğu gibi bunun ucunu doldurmanız lazım. Onlar genelde öyle yapıyor. Torpilli oldu. Şunları da şöyle koyalım. Şuradan dökülenleri de. Ya ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bunu burada yiyeyim. Çünkü ben buna doymayacağım. Bir tane de şey yapalım. Masaya gidip yiyelim. En mantıklısı olacak. Çünkü ben doymayacağım bununla. Bak şu tabağın güzelliğine bakar mısınız? Şu tabağın güzelliğine. Bak mis gibi. Dolaptan şalgamımızı da çıkaralım. Şu tantuninin güzelliğine bakar mısınız? Bir bakar mısınız bak. Böyle şeklinde verdik. Şimdi dışarıdakinden ne farkı var bunun? Ne farkı var? Ne farkı var? Mis gibi yaptık işte. Bak tabağımızı da hazırladık. Genelde tantuncilerde bizim Adana kebapların yanında olduğu gibi bol meze verirler. Ben hepsini böyle bir tabakta yaptım işte. Tere koydum. Kırmızı lahana, turşum vardı. Ondan çıkardım. Biberim var, limonum var. Şalgamım var. Şöyle limonu sıkalım. Tuz atmayı unuttuk. Niye? Heyecanlandık çünkü. Heyecanlandık. O yüzden hafiften bir tuz atıyorum. Tamam, çok atmayalım. Çok tuz iyi değil biliyorsunuz. Şimdi izninizle ben bundan, kimse kusura bakmasın, büyük bir lokma alacağım. Haydi Allah, bismillah.
Oh. Bir tane turşu atalım. Daha önce ben tantuni videosu çektim, orada söyledim. Tantuninin hakkı lavaştır. Ev yapımı lavaşla efsane oluyor. Bak bu kadar söylüyorum. Doymak istiyorsanız somun ekmekle yapın. Ben tadına varmak istiyorum diyorsanız lavaşla yapın. Nane zaten bitiriyor olayı. Turşu mutlaka yiyin. Bir de şunu şöyle tuzlayayım. Telefonum çalıyor da şu an umurumda değil yani. Kimin aradığı ya. Çok iyi ya. Bundan 3, 4, 5 böyle gider yani. Vallahi güzel. Kim arıyor? Kim arıyor acaba bu kadar uzun ısrarla? Vallahi mis gibi olmuş. Ayakta yiyorum, kusura bakmayın lütfen, özür diliyorum. Ama bunun hakkı da bu ya. Tuzumuzu da atalım. Oho. Bu lokma da sizler için. Ama bir tane daha yiyeceğim sizler için. Tereyağı da atalım. Turşu da atalım. Şalgamı da atalım. Hadi bir tane daha yiyelim. Gene böyle ekmeğin, Allah'ım yarabbim, ekmeğin güzelliğine bakar mısın ya? Hemen şuradan soğan salatamızı yatıralım. Domates. Of 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 of. Vallahi of. Şimdi teremizi alıyoruz şöyle. Üzerine kapatıyoruz. Az önce tuz atmamıştık. Bu sefer unutmayacağız tuzu. Tuzumuza atıyoruz şöyle. Oo, tamam. Haydi bunu saralım. Şöyle tutalım. Şöyle tutalım. Şöyle şunu şöyle yapalım. Şu kaçanları da, şu kenarda kalanları da şöyle koyalım. Of. Of aman Allah'ım. Of. Hadi bunu da sizin için yiyorum. Çok iştahım yok biliyorsunuz malumunuz. Bunu da böyle tereli yaptık. Güzel. Yine böyle büyük bir lokma alarak başlayalım değil mi? Oy oy oy. Bir şalgam içelim. Bana soracaksınız. Soruyorsunuz nasıl zayıf kalıyorsun diye şalgama borçluyum. Mis gibi ya. Böyle elinden yağlar akacak, baksana şunlara. Ama bu durumdan hiç şikayetçi değilim nedense. Neden acaba? Bu mudur? Bu mudur? Ben size bir şey söyleyeyim. Bence budur. Yaparsınız yani, çok kolay. Eğer elinizde but yoksa, göğüs varsa göğsü böyle ince ince açmanız lazım kesmeden. Yoksa diğer türlü çok kalın olur. O yüzden böyle araları yatay bir şekilde kesin. İnce hale getirin, ondan sonra yapın. O da güzel olur. Sevgili dostlar, ben yemeğe devam ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin lütfen. Sumaklı soğan çok yakışıyor ya. Bir de oradan
Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Pizza tarifi de gelecek, hiç merak etmeyin. Ondan sonra et döner tarifi de gelecek. Hepsi zamanla kanalda olacak. Hiç merak etmeyin siz. Yeni videolarda görüşürüz. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Hoşça kalın.